Ve efendim işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, o da CHP ve SHP'nin eski genel başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuştu. Eski genel başkanlarla partinin güncel konuları ve geleceğini konuştuklarını anlatan İmamoğlu, önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim dedi. CHP'nin eski genel başkanlarıyla değişim yemeğinde buluştu. O yemeğin içeriğine ilişkin sorulara yanıt vermedi. Sizinle paylaşamayacağım ama partimizin güncel konuların, geleceğin konuşulduğu çok verimli, çok değerli 3 kıymetli genel başkanımızla paylaşacağımız çok şeyi sohbet ettik. Çok faydalandım. Kapalı kapılar ardında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için çalışmalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yakın bir zamanda en net çıkışını yapacak. Mutlaka bir ajandamız olacak ama belirgin bir günü yok. Sizleri elbette bilgi sahibi yapacağız. 14 ve 28 Mayıs yenilgilerinin ardından gür bir sesle partisinde değişim isteyen Ekrem İmamoğlu bir hamle daha yaptı. CHP'nin önemli isimleriyle yemekte bir araya geldi. CHP'de değişim hareketinin öncüsü olan Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir etkinliğin ardından habercilerin sorularını yanıtladı. Sizinle paylaşamayacağım ama partimizin güncel konuların, geleceğin konuşulduğu çok verimli, çok değerli 3 kıymetli genel başkanımızla paylaşacağımız çok şeyi sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki günlerde, zamanlarda alacağımız kararlar ya da çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu'na 10 Ağustos'ta açıklaması beklenen manifesto da hatırlatıldı. Yalanlamadı, bir ajandamız olacak dedi. Mutlaka bir ajandamız olacak ama belirgin bir günü yok. Sizleri elbette bilgi sahibi yapacağız. Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşerimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecek.